Lisa Feldman Barrett. Duygularınızın eseri değilsiniz. Onları beyniniz yaratıyor. Hiç kimse başka bir insanın hissettiği duyguyu fark edemez. Çünkü duygular sandığınız şeyler değiller. Duygunun doğasını çok uzun bir süre yanlış anladık ve onların aslında ne olduğunu anlamak hepimiz için önemli sonuçlar verecektir. Son 25 yıl boyunca bilim insanı olarak duyguları araştırdım. Araştırmalarımın sonucu inanılmaz şekilde tutardı. Beyninizin duygu devreleriyle bağlı olduğuna, duygularla doğduğunuza inanıyor olabilirsiniz ama öyle değil. Hiçbirimizin beyninde duygu devreleri yok. Gezegende hiçbir canlının beyninde duygu devresi yok. Peki nedir duygular? Sıkı durun. Çünkü duygular tahminlerdir. Milyarlarca beynin hücresinin birlikte çalıştığı bir anda beyninizin yaptığı tahminlerdir. Ve bu tahminler üzerinde sandığınızdan çok daha fazla kontrolünüz var. Duygular doğuştan gelmiyor. Sonradan oluşuyor. Beyniniz geçmiş deneyimlerimiz arasında eleme yapar ve yeni bir bilgiyle karşılaşır. Bu bilgi yaşadığımız herhangi bir tecrübeden dolayı edindiğimiz bilgidir. Geçmiş tecrübelerimiz yaşadığımız anlık durumlar için halüsinasyon üretir. Buna öngörü diyoruz. Öngörüler beyninizin çalışma şekliyle ilgilidir. Beyniniz için her zamanki işleyiştir. Öngörüler edindiğiniz her tecrübenin temelidir. Yaptığınız her hareket temelidir. Hatta öngörüler ben konuşurken çıkan sözcükleri anlamanızı sağlar. Öngörüler ilkeldir. Dünyayı hızlı ve etkili bir şekilde anlamlandırmamızı sağlar. Böylece beyniniz dünyaya tepki vermez. Geçmiş deneyimleri kullanarak beynimiz dünya tecrübenizi öngörür ve oluşturur. Başkalarında gördüğümüz duygular derinlemesine öngörülerde kök salmıştır. Biz sadece birinin yüzüne bakıyoruz ve mimiklerindeki ifadeyi okuyoruz. Tıpkı bir kağıtta yazanları okur gibi. Ancak aslında olan şey beynimiz öngörülerde bulunuyor. Anlam verebilmek adına benzer durumlardan yararlanarak geçmiş deneyimleri kullanıyor. Buradaki ders şu. Başka insanlarda tanımladığınız duygular aslında sizi kendi aklınızdan geliyor. Mahkeme salonunda da böyle, sınıflarda da, yatak odasında da, toplantı odasında da. Beyniniz aynı anda birlikte çalışan milyarlarca nöron yardımıyla tahminler ve öngörüler yapıyor. Beyniniz bazı hisleri yaratmak için gerçekten de donanımlı. Bunlar vücudunuzun fizyolojisinden kaynaklı olan basit hisler. Yani doğduğunuzda sakinlik, huzursuzluk, heyecan, rahatlık ve rahatsızlık gibi hisleri ifade edebilirsiniz. Ancak bu hisler duygu değil. Bu hisler hayatınızın her anında sizlerle. Tıpkı bir barometre gibi vücudunuzda olanların basit özetlemeleridir. Çok az detaya sahipler ve sonraki adımlarınızı bilmek için o detaya ihtiyacınız var. Bu hislerle ne yapacaksınız? Peki beyniniz size nasıl detay verir? İşte öngörüler bunlardır. Öngörüler yapmanız gerekenleri bilmeniz için dış dünyada olanlar ve bu basit hislere ilişkin algılamalar arasındaki köprüdür. Bazen bu yapılanmalar duygulardır. Örneğin bir pastaneye adım attınız, beyniniz fırından yeni çıkmış çikolatalı kurabiye kokusu alacağınızı öngörebilir. Haklı çıkarsa oradan fırından yeni çıkmış kurabiyeler varsa beyniniz açlık hissi oluşturmuş olacak ve o kurabiyeleri mideye indirmek ve etkili bir şekilde sindirmek için hazırlıklı olmuş olacaksınız. Ancak o mide kazınması başka bir durumda meydana gelirse çok daha farklı bir anlam teşkil edebilir. Mesela beyniniz hastanede tahlil sonuçları beklerken mide kazınması öngörüyorsa o halde beyniniz korku, endişe veya anksiyetle oluşuyor demektir. Belki de bu durum ellerinizi kavuşturup derin nefes almanıza hatta ağlamanıza bile neden olabilir. Aynı fiziksel algılamalar, aynı mide kazınması hissi, farklı tecrübe. Buradaki ders şu. Siz olduğunu düşündüğünüz duygular arasında sizin tarafınızdan yapılır. Beyniniz tarihi bir kısıtlamada derinlere gizli efsanevi bir duygu devresinin insafında değilsiniz. Sandığınızdan çok daha fazla duygularınız üzerinde kontrol sahibisiniz. Beyninizin duygu üretmek için kullandığı bileşenleri değiştirirseniz duygusal hayatınızda yönlendirebilirsiniz. Yani bu bileşenleri bugün değiştirebilirseniz beyninize yarın daha farklı öngörülerde bulunmayı öğretmiş olursunuz. İşte ben buna kendi tecrübenizin mimarı olmak diyorum. Hepimiz o sınav öncesi gerginliğimizi biliyoruz. Ancak bazı insanlar sınav öncesi iş göremez hale geliyorlar. Sınav anksiyeteleri var. Daha önceki sınav tecrübelerine dayanarak beyinleri rahatsız edici bir çarpıntıya ve ellerin terlemesine neden oluyor. Öyle ki
hakikaten sınava giremiyorlar. Performansları düşüyor ve derslerinden kalmanın yanı sıra mezun dahi olamayabiliyorlar. Ancak kalp çarpıntısı anksiyete demek değil. Vücudunuzun savaşa hazırlanması ve sınavda başarılı olması demek olabilir. Ya da konuşma yapmak, mesela kaydalanırken ve yüzlerce insan önünde. Duygularınızın üzerinde sandığınızdan daha çok kontrol sahibi olabilir ve duygusal sıkıntılarınızı ve beraberinde hayatınıza getirdiği sonuçları, tecrübelerinizi farklı şekillendirmeyi öğrenerek sonlandırabilirsiniz. Ancak sizi uyarmalıyım, beraberinde getirdiği bir detay var çünkü daha çok kontrol, daha çok sorumluluk demek. Otomatik olarak uyarılan ve beyninizin derinliklerinde saklı bir efsanevi bir duygu devresinin insafına değilseniz o halde kim sorumlu? Siz kötü davrandığınızda sorumlusu kim? Sizsiniz. Sorumluluk büyük bir kelime. O kadar büyük ki insanlar duygularla doğmadığımıza ve onların sonradan edindiğine dair bilimsel kanıtlara karşı koyma arzusu hissediyorlar. Duygularımızdan sorumlu olduğumuz fikrini hazmetmek gerçekten güç. Ama bu fikri kendinize zorla kabul ettirmenizi söylemiyorum. Sadece derin bir nefes alın, gerekiyorsa bir bardak su alın ve bu fikri açılın. Sorumluluğu kabul edin çünkü daha sağlıklı bir bedene, daha adil ve bilinçli bir yasal sisteme, daha esnek ve daha yeterli bir duygusal hayata açılan bir köprü bu.